Herkese selam. Sevgili Egzotik Hobi ailesi. Yaklaşık 2 hafta önce bulduğumuz Nitens karıncalarımızın şimdi yumurta durumlarını kontrol edeceğiz. 2 haftada hiç açmıyorum. Bugün çarşamba arkadaşlar. Ayın 21'i. Bundan 2 hafta öncesinde uçuştan toplamıştım. Ve 2 haftalık süreç içerisinde hiç açmayacağımı zaten o günkü videolarımda iletmiştim. İçlerinde Messor da var bu arada. Bakacağız şimdi kaç tanesi yumurtlamış, kaç tanesi yumurtlamamış, kaçta kaç başarılı olacağız. Şimdi elime geldikçe göstereceğim arkadaşlar. Bu Messor'umuz yumurtlamış. Bir sıkıntı yok. İlk defa açıyorum Messor'da bulduktan sonra. Messor'da muhtemelen bunu aynı günde değil, belki birkaç gün sonrasında bulmuşumdur ama aynı desteğin içerisine koydum, yumurtlamış, hiçbir sıkıntı yok. Ama önemli olan Nitens'ler. Nitens'leri sayacağız arkadaşlar birlikte. Şimdi mesela bu Nitens'imiz. Bu yumurtlamamış arkadaşlar. Bir de sıfırla başladık. Kötü oldu. Herhangi bir yumurta yok. Ben yine gözümle de bakayım. Kaçırmış olabilir miyiz diye. Yo, yumurtlamış. Çok pardon, yumurtlamış arkadaşlar ama pamuğa yumurtlamış. Şu tam ağzının olduğu kısımda. Bir saniye. Şöyle yapsak görünür mü? Makro lens takılı değil. Geniş açıyla çekeceğim diye takmadım. Bakın ağzının olduğu kısımda yumurtalar var. Güzel, yumurtlamış. 1'de 1 arkadaşlar. 1'de 0 değil, 1'de 1. İlk Nitens kraliçemiz yumurtlamış. Bir de hangi setupları yumurtlamış onlara bakacağız. Bu kötü. Maalesef bu ölmüş arkadaşlar. Bunu hemen ayırıyorum. Ölüleri saymayacağım. Fire mutlaka olacaktır zaten. Evet, bir Nitens kraliçemiz daha. Ben yine göz ucuyla bakıyorum. Yumurta var mı diye. Ama kameradan bakıyorum sizin gibi. Sonrasında da kameranın arkasından da bakacağım. Kameradan göremezsem. Göremedim. Bakıyorum. Maalesef bunda yumurta yok arkadaşlar. Şimdi 2'de 1 oldu. Yumurtasızları ayırıyorum. 2'de 1. Yine bir Messor'umuz daha varmış. Messor'umuz yumurtlamış mı? Messor'umuz da yumurtlamamış arkadaşlar. Yumurtası yok. Pamuğu bayağı karıştırmış, kıvama getirmiş ama yumurtlamamış. Yumurtlayacaktır büyük ihtimalle. Messor'ları dahil etmiyorum. Sadece gösteriyorum size. Elime geldikçe. Evet, bir Nitens daha. Bir Nitens daha ve yine yumurta yok arkadaşlar. Size göstermeden önce ben öncelikle bakayım. Öyle göstereyim size. Yumurta yok. Setup aslında az öncekine yakın. Ama biraz daha pamuğu daraltabilirmişim belki. Bu da yine aynı şekilde yumurtlayamadı. Şu an 2'de 1'iz. 2'de 1 gidiyoruz. Çünkü nazlı bir tür zaten. Zor verim almak. Şimdi elime şu A101'den bulduğum test tüpüne benzeyen baharatlık geldi. Onun setup'ını göstereceğim size. Onda bakalım var mı yumurta? Yumurta var mı? Kraliçede kanat yok ama evet var. Bakın şurada yumurtaları. Aynen öyle, şu kısma yumurtlamış. Hemen çok fazla strese sokmadan. Bakın alanı daralttığım iki tüpte de başarı elde etmişim. Alan darlığı çok önemli. Nitens'lerde benim de tahminim o şekildeydi ama çok farklı setuplarda denedim. Şu an için 4'te 2 gidiyoruz arkadaşlar, yarı yarıya. Yarı yarıya da güzel bir sayı. Evet, bu da yumurtlamış aynı şekilde. Bakın yumurtlamış şurada. Yumurtaları görüyorsunuz. Çok güzel. 3'te 2 yumurtlayan. Başarılı. 3'te 2. Arkadaşlar 2 tane yumurtlamayan, aslında 6'da 4 başarı oranı, biraz kafanızı karıştırdım ama neyse sonunda yani şeyi söyleyeyim, bir saniye ben gözcüğümle bakmadım bunda var mı diye, yumurta var. Bunun da yumurtası var kenar kısmında, kenarda bakın görüyorsunuz yumurtasını. Evet, çok iyi, çok iyi, çoğunda yumurta var. Bu şekilde göstereyim size. Kuşlarımız arkadaşlar eş oldukları için çok faaller. Çeneleri susmuyor bu sıra. Yumurta bekliyoruz. Yaklaşık bir hafta içerisinde yumurta gelir onlardan da. Devam edelim. Bir multi yapmışım. Multilerde de yumurta var. Ama hani tek bir kraliçeye mi ait, yoksa ikisinin de yumurtası var mı bilmiyorum ama yumurta var. Yumurtlamışlar. Güzel. Şöyle çevirsem biraz strese girecek ama evet. Şöyle yumurtaları görebiliyorsunuzdur. Multikolonisinde. Devam edelim. Yumurtlamış. Yumurtlamış arkadaşlar. Çok güzel. Şöyle zoom alayım. Evet, gördüğünüz yumurtasının yan tarafında. Zaten dörtlük beşlik kümeler halinde genelde yumurtluyorlar. Bunun üzerinde yumurta çıkartmıyorlar. Bunlarda da ufak noktalar birbirlerine bitişikler diye bir iki gözükür ama bak, bu mesela ikiymiş aslında. Ama bazıları 4-5 tane de yumurtlamışlar. Bu da yumurtlamış. Arkadaşlar Nitenslerin hepsinde neredeyse başarı almışız açıkçası. Yumurtlamayanlar da yumurtlamayacaktır bundan sonra. Bir ölü daha var. İkinci ölümümüz arkadaşlar. Bu da ölmüş. Arkasında prens olan bu aynen. Onu ayırmadım o zaman. Keşke ayırsaymışım ama artık gitti. Yapacak bir şey yok. Geldik buraya. Bir multikoloni daha. Multikolonimizde bayağı yumurta var. Şurada görüyorsunuz. Zoomlayayım hemen sizin için. Evet. Gördünüz. Bayağı yumurta. Yumurtaları da büyütmüşler hatta. Diğerlerin şu an en büyük yumurta boyutuna bunların yumurtaları ermiş. Güzel. Bir Messor geldi elime. Messor'umuzda yumurta var. Ağzında yumurtası. Yumurtlamış. Hemen kenara alalım. Konumuz Messor diye sadece elime geldikçe gösteriyorum. Evet. Geldik buraya. Nitensimiz yumurtlamış yumurtaları. Gayet ideal. Güzel. Büyük. Başka. Yumurtlamış arkadaşlar. Yumurtlamış. Şurada altında gördünüz. Çok fazla tutmadan hemen. Yine karanlığa zaten göndereceğim. Bir multikoloni daha yumurtlamışlar. Hatta iki kraliçede de yumurta var. Birinin ağzında, birinin de ön tarafında. Çok iyi. Multikolonilerde de başarı var. %100 multide %100 gidiyoruz şu anda. Bu üçüncü firemiz arkadaşlar. Üçüncü ölü. Kraliçe ama çok doğal. O yüzden doğadan 2-3 tane kraliçe alıp da sıkıntıya girmeyin arkadaşlar. O yüzden bu tür zorlu türlerde en azından 10 tanenin üzerinde almak gerekiyor. Messor ama benim gibi bakın kaç tane Messor gösterdi? 4 tane. Elimdeki kolonilerim dışındaki bu seneki uçuşlardan aldığım Messor'lar bunlar işte 4 tane veya 5 tanedir. Fazla değildir yani. Çünkü gerek yok fazla Messor'a. Arkadaşlar şimdi 2 şöyle size göstereyim hemen. Kaç tane kraliçeden başarılı olmuşuz? 2 4 6 dedik. 8 10 büyük tüp 11 ve burada da 12 tane Nitens kraliçesinden arkadaşlar yumurta almış vaziyetteyiz ve bu 12 tanesinden de yine arkadaşlar bir 40 gün sonra 45 gün sonra bakacağız. Kaç tanesinden işçi alacağız? Kaç tanesinden alamayacağız? Besleme kesinlikle yapmayacağım. Ancak farklı setuplarda mesela şunu göstereyim size. Şurada bile başarılı olduk. Yani geçmişteki dönemlerde zaten böyle bir setupta da yine işçi aldım da olmuştu ama benim için daha verimli olan bence şu tarz dar alan, hatta bundan daha dar alan olan mesela hangisi var? Şu. Evet. Bunun üzerinden göstereyim öyle. Bakın. Alan dar. Çok nemli pamuk. Bunlardan daha başarılı olacağını düşünün. Belki yine de işçi kısmında bakarız. Geniş alandan mı işçi alacağız? Dar alandan mı işçi alacağız? Görürüz. Sadece 2 kraliçe yumurtlamamış. Onlar da bunlar arkadaşlar. Ve onların da kanatları var. Çiftleşmişlerdir diye düşündüm. Ayrı bulduğum yuvalardan ama demek ki çiftleşmemişler. Uçuşlar devam ediyor olması lazım. Yanlış değilsem. Yarın bahçeye ineceğim. Eğer kanatlı oluşumu görürsem bu iki arkadaşımızı salacağım. Artık bu iki arkadaşımızla yollarımızı ayırmış oluruz. Ama bakarım uçuş vesaire izlenim görmezsem salmam onları. Beklerim mecburen. Çünkü doğaya salsam da doğada bir şansları olmayacak. Börtü böceğin yemi olurlar. En azından ben de burada dursunlar. Elimden geldiğince yaşayabildikleri kadar beslerim onları. Nitenslerimizin son durumunu size hızlıca göstermiş olduk. Başarılı bir yumurtlama dönemi olmuş hepsi için. Firemiz yok. Diyecek kadar az. 3 tane ölü, 2 tane de yumurtasız kraliçe var. Toplamda da 12 tane de yumurtalı kraliçe var. Bu 12 yumurtalı kraliçeden kaç tanesinden işçi alacağımızda yaklaşık 40 gün sonra veyahut da bir ay sonrasında yine bir içerikle hep beraber izlemiş oluruz. Zaman ayırdınız bize. Teşekkür ederiz izlediğiniz için arkadaşlar. Beğenmeyi, yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Henüz abone değilseniz mutlaka abone olun. Abone olmayan arkadaşlarınıza da bizi tavsiye etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.